Herkese merhaba arkadaşlar. Yine farklı bir kitapla karşınızdayım. Ulrich Beck'in Risk Toplumu üzerine konuşacağız bu videomuzda. Başlamadan önce kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bu hatırlatmadan sonra başlayalım. Kısaca kitabın yazarı Ulrich Beck üzerine şunları söyleyebiliriz. Yazar dünyanın önde gelen sosyologlarından biridir. Alman entelijansiyasının bir parçası olan gelenekten geliyor. Weber ve Habermas geleneğinden geliyor. Yeşillerden etkileniyor. Kapsayıcı büyük teoriyi benimsiyor. 1980'lerin sonlarından itibaren gelişen çağdaş dünyayı merkezine alıyor. Burada yaşanan çevresel krizi teorisinin merkezine koyuyor. Toplum doğa ilişkilerini günümüz toplumunu ve sorunlarını anlamanın merkezi olarak görüyor. Peki risk toplumunu dönemsel olarak hangi zamana yerleştiriyor? Risk toplumu tarihsel olarak belirli bir toplum türüdür. Beck burada moderniteyi alt dönemlere ayırıyor. İlk modernlik ve ikinci modernite, geç modernite diyor ikinci moderniteye. İlk modernlik dönemi erken modernite 1500'ler ile 1800'ler arası bir dönem. Yüksek modernite dönemi ise 1800'den 1960'a sanayi toplumu kadar getiriyor. Bu dönem yüksek modernitede de 1800'lerden sonra yani sanayi toplumuyla birlikte yüksek modernite olarak görüyor. İkinci modernite yani geç modernite dediği dönem ise 1960'tan günümüze olan dönemi ifade ediyor. İşte bu ikinci modernite bir anlamda risk eşittir risk topluluğu. Beck için risk toplumları ikinci moderniteyi postmodern değil hala modern fakat modernitenin farklı bir aşamasını temsil ediyor. Peki nereler risk toplumu olarak nitelenebilir diye bakarsak açıkçası en ileri batılı kapitalist ülkeler olarak genel olarak söyleniyor. İşte Avrupa, ABD, Kanada, Avustralya, Japonya. Fakat spesifik olarak isim vermeye de pek gerek yok. Çünkü hiçbir ülke sonuçlarda muaf değil, ortaya çıkan sonuçlarda. Bu anlamda risk topluluğu bir dünya risk toplumudur. Bu kapsamda risk toplumunu nasıl tanımlayabiliriz? Kurumsal kontrolün ötesinde olan ve genelleşmiş kaygı ve korkuya yol açan büyük görünmez risklerle karakter edilen bir toplum. Risk toplumu entropideki modernitedir. Yani risk toplumu entropideki modernitedir diyor. Yani modernite kendi aleyhine dönmüştür. Modernite artık kendi istenmeyen sonuçlarıyla baş edemiyor deniyor. Modernizasyon süreçlerinin yarattığı riskler modern kurumları gittikçe daha fazla çöküşe götürüyor. Burada o zaman şu soruyu soralım. Ne tür risklerden söz ediyoruz? Risk toplumdaki büyük riskler insan yapımıdır. Örneğin çevre dediğimizde endüstriyel kirlilik, tarımdaki kimyasal kirlilik, yoğun tarım sebebiyle su, yiyecek ve giysilerdeki toksinler, nükleer güç, biyoteknoloji, yani GDO'lu gıdalar, klonlama ya da öngörülemez şeyler, işte ormansızlaşma, yok olma ve biyolojik çeşitlilik kaybı, iklim değişikliği, sağlıkta diyet, işte obezite salgını, abur cubur, yemek bozuklukları, yeni patojenler ve hastalıklar, kuş gribi, domuz gribi günümüzde. Burayı artık koronaya da eklemeliyiz.
Yeni ilaçlar, takviyeler, testler, ekonomik olarak baktığımız zaman mali kriz, ekonomik çöküş, durgunluk, işsizlik, bu işsizliğin yarattığı sonuç olarak bir esnek çalışma modeli, kısa süreli sözleşmeler bunun getirdiği. Yani siyasi güvenlik sorunlarına baktığımız zaman terörizm, savaş, yani yüksek teknoloji, nükleer savaş, mikrop savaşı. Peki o zaman yeni olan ne? Yani her zaman risk yok mu diye bir soru sorabiliriz. Elbette modern öncesi toplumlarda da birçok risk vardı. Örneğin hastalıklar, orta çağda veba, orta çağ vebası. Depremler, volkanik patlamalar, kıtlık, orman yangınları ve benzeri. Ama bu riskler büyük ölçüde doğal afetlerdi. İnsan yapımı değil. Veya insan yapımı olarak algılanmıyordu bu riskler. Fakat risk toplumundaki riskler insan yapımıdır ve bu şekilde algılanır. Modern öncesi riskler doğanın dış güçlerine veya doğaüstü güçlere atfedildi. Risk toplumundaki risklerin insan yapımı olduğu bilinmektedir. Bu nedenle de toplumsal sorunlar haline gelirler. Kapsam olarak her zaman görece yereldi öncekiler. Tüm insanlar gezegenler için bir tehdit değillerdi. Risk toplumdaki bazı risklerin kapsamı küreseldir. Örneğin koronadan bahsettik. Yani sağlık alanındaki yeni risk, hastalık riski olarak bak yani yerel bir şey değil, küresel bir sorun olarak risk toplumun risk haline geldi. O zaman yeni bir soru soralım. Peki ya ilk modernitenin riskleri nelerdir? İlk modernitede de birçok risk vardı. Yani ilk modernite dediğimiz 1800-1960 arasına baktığımız zaman. Çünkü modernizasyon, modernleşme süreci birçok risk yarattı. Sanayileşme bunlardan biri. Endüstriyel riskler ortaya çıktı. Kirlilikler, kazalar. Yine sanayileşmenin getirdiği bir diğer sonuç kentleşme, kirli hava, trafik kazaları, sağlık riskleri. Bunlar insan yapımı risklerdi ve aynı zamanda hesaplanabilir risklerdi. Örneğin sanayi toplumu bu riskleri yönetmek için karmaşık bir toplumsal ve kurumsal yaklaşım geliştirdi. Beck buna risk hesabı diyor. Yani calculus of risk diyor. Peki risk hesabı sanayi toplumlar tarafından geliştirildi. Sanayileşmenin sonuçlarıyla başa çıkmanın bir yol olarak sosyal kurumlar tarafından, toplumsal kurumlar tarafından yönetilebilir hale getirilen riskler. Örneğin sigortanın ortaya çıkışı, reiselleştirilmiş riskler istatistiksel olarak ifade edilmek olasılıklar, düzenlemeye açık riskler gibi. İzin verilen sigorta primlerini hesaplamak. Sanayiciliğin kendi öngörülemeyen sonuçlarıyla başa çıkmasına izin verdi bu risk hesabı. İhtiyati bakım sonrası yani kazalar için planlama, kirleten öder ilkesi, risk sonuçlarının adil ve daha adil dağıtılma için sistem. Tabii belirsiz bir gelecek karşısında güvenlik yarattığı algısı oluşuyor burada. Bu risk hesabı sistemiyle, kavramıyla. Beck şöyle diyor, varoluşun her alanında belirsizlik getiren modernite, kendisine karşı ilkesini kamu ve özel sigorta sözleşmelerinden bir araya getirilmiş, endüstriyel olarak üretilen tehlike ve zararlara karşı bir toplumsal sözleşmede bulur. Bu toplumsal sözleşme, ilişkili risklerine, güvenlik anlaşmasına rağmen modern endüstriyel ilerlemeyi meşrulaştırdı. Peki ya risk topluluğunda? Risk topluluğunda bu toplumsal sözleşme temelden ihlal edilmiştir. Risk hesabı zayıflatıldı. Hesaplanamaz riskler içeren mega tehlikelerin gelişmesi nedeniyle artık hem geçerli hem de yeterli değil. 20. yüzyılın ortalarından beri endüstriyel toplumsal kurumları bu gezegendeki tüm yaşamın
karar alma yoluyla tarihsel olarak işe görülmemiş bir yıkım olasılığından bahseder Beck kitabında. Mega büyük tehlikelerden bahsediyoruz. Risk toplumlarında riskler yönetilebilir, hesaplanmış riskler değildir. Modernitede olduğu gibi. Bunun yerine mega çok büyük tehlikelerdir. Bakıldığında modern bilim tarafından oluşturulduğu teknoloji ama şimdi kontrollerinin çok ötesinde. Kapsam açısından potansiyel olarak küresel, varoluşsal bir tehdit oluşturabilir. Hem sürünen hem de dört nala son derece hızlı sonuçları nedeniyle. Burada baktığımızda akla gelebilecek en kötü kaza kendi kendine tırmanarak neredeyse bir kıyamet senaryosuna dönüşebilir. Peki bu mega tehlikeler dediğimizde neleri kastediyoruz? Nükleer, biyolojik teknoloji, kimyasal, endüstriyel, ekolojik, iklim değişikliği tehlikesi. Örnek verecek olsak yine Çernobil 86, Fukushima nükleer felaketleri 2011'de deliden hastalığı 2001'de, işte Sellafield sızıntıları 1950 ve 2000'de gibi örnekler verilebilir, birkaç örnek. Beck'e göre bunlar sadece bu kazalar ucube değil, ancak zaman içindeki tahmin edilebilir istatistiksel kaçınılmazlıklar. Peki buralardan ne çıkarabiliriz? Çıkarımlarımız neler? En kötü durum senaryoları risk hesabını anlamsız kılar. Hasar sınırlar aşıyor ve sınırlanması zor. Tedbir sonrası bakım anlamsız hale geldi. Sonuçlar ve hasar tüm hesapların ötesinde çünkü. Bireysel olarak biraz önce bahsettiğimiz kirleten öder ilkesi giderek daha fazla uygulanamaz bir hale geliyor. Çünkü ne var artık birden fazla kirlilik kaynağı var. Bir de sigorta uygulanamaz. Çünkü primler hesaplanamaz hale geliyor riskler sebebiyle. Dolayısıyla risk toplumu dediğimiz sigortasız bir toplum. Belki şöyle diyor. Akla gelebilecek en kötü kaza olan WEI'nin için hazırlanacak ne somut ne de muhtemelen düşünülebilir hiçbir kurum yok. Ve mümkün olan en kötü durumda sosyal ve politik anayasasını garanti altına alabilecek hiçbir toplumsal düzen yok. Bununla birlikte geriye kalan tek olasılıkta uzmanlaşmış pek çok kişi var. Tehlikeleri inkar etmek. Bu giderek artan riskten kaçınan bürokratik toplumlar ile mega tehlikelerin hayal edilebilecek bir tedavi sonrası veya sosyal sigorta olmaksızın açık bir şekilde yasallaştırılması arasında keskin bir çelişki yaratır. Yine iklim değişikliği üzerine şöyle diyor Beck. Dünyadaki en fakir insanlar en çok etkilenecek. Kendilerini ortamdaki değişikliklere en az adapte edebilecekler. Kendilerini ekonomik varlıklarının temelinden mahrum bulanlar sefalet bölgesinden kaçacaklardır. Ekolojik mültecilerin ve iklimsel sığınmacıların gerçek bir göçü zengin kuzeyde sel olacak. Üçüncü ve dördüncü dünyalardaki krizler savaşlara dönüşebilir. Dünya siyasetinin iklimi bile bugün hayal edilenden daha hızlı değişecek. Şimdiye kadar bunların hepsi sadece projeksiyonlar. Ancak onları ciddiye almalıyız. Gerçek olduklarında harekete geçmek için artık çok geç olacaktır. Peki bu cümleleri 1992'de söylemiş. Bugün Akdeniz'de ya da Meksika sınırından Amerika'ya geçmeye çalışanlar ya da birçok bölgede bu projeksiyonların çok da artık projeksiyon olmadığını gerçekleşmeye doğru gittiğini görüyoruz. Ekolojik mültecilik, iklimsel sığınmacın artışı, zengin kuzeye doğru hızlı göçü. Üçüncü ve dördüncü dünyalardaki bu krizleri gerek ekonomik gerek savaşlar
Burada risk toplumları ne yapıyor? Yüksek modernite riskleri için oluşturmuş kurumlarla bu tehditleri yönetmeye çalışıyor. Yeni risklerin doğasıyla başa çıkmaktan aciz çünkü. Sonuç ne oluyor? Kurumsal başarısızlık. Bu da ne getiriyor bize? Riskleri inkar etmeye ve normalleştirmeye çalışmaya. Peki şöyle diyor, nükleer ve kimyasal çağın tehlikeleri bu nedenle hem toplumsal hem de fiziksel patlayıcılığa sahiptir. Risk toplumlarında siyasi güvenlik şeyler hakkında düşünmemenin güvencesidir. Ve uzmanlar ve siyasi kurumlar sistematik olarak riskleri ortadan kaldırır böylelikle. Bunlar çünkü sorunun bir parçasıdır. Risk toplumu dolayısıyla büyüyen çelişkilerle doludur. Riskin reddedilmesi veya yönetilmemesi halk için giderek daha açık hale geliyor. Merkezi modern siyasal, hukuk ve medya kurumlarına olan inanç kaybıyla sonuçlanıyor. Modern rasyoneliteye, uzmanlığa, bilime ve ilerlemeye olan inanç kaybını görüyoruz. Genelleştirilmiş güven kaybı, resmi yalan şüphesiyle sistematik örtbas etme, korku, kaygı ve şüphe günlük yaşama yayılır diyor Beck. Tabii bu risk toplumunda demokrasi açığını da ortaya koyuyor. Risklere sebep olan karlılık arayışındaki endüstriyel teknobilimlerdir diyor. Ancak bunun sonuçlarıyla yaşamak zorunda olan toplumdur diyor. Peki ne yapılabilir? Beck'in önerisi şöyle arkadaşlar. Demokrasinin ekolojik uzantısını ve siyasal incelemeyi savunuyor Beck. Alternatiflerin sistematik olarak değerlendirilmesini, muhalif seslerin varlığını, muhalif uzmanların varlığını önümüze koyuyor. Kurumsal başarısızlığa yanıt olarak alt politikanın, yani çevresel grupların, sosyal hareketlerin geliştirilmesi gerektiğini söylüyor. Bunlar riskleri ortaya çıkarır ve bunlarla yüzleşir ve kamu bilinci oluşur. Risk topluluğu ayrıca kendisini eleştirenlerden daha etkili şekilde zayıflatır. Tüm bunlar ekolojik aydınlanma çağı olasılığını yaratır diyor. Fakat şunu görüyoruz, Beck nihayetinde pek iyimser değil. Şöyle diyor Beck, küresel risk toplumunun kendi kendini tehlikeye atan ivmesini gerçekten geri çekmenin nasıl mümkün olup olmadığını ve ne yollarla mümkün olabileceğini kimse bilmiyor. Risk toplumun modernitenin istenmeyen olumsuz sonuçlarının kontrolden çıkacak kadar üst üste yıldığı bir toplumdur çünkü. Riskler onları kontrol etmek için kurulan kurumları istikrarsızlaştırıyor ve gayrimeşrulaştırıyor. Her kazayı geçici bir aksilik veya ucube olarak ele alma girişimi gözle görülür şekilde yetersiz ve ikna edici olmuyor. Bu şekilde çevresel kriz aynı zamanda ikinci modernitenin, geç modernitenin kurumsal bir krizidir. Beck iyimserlikle başlayıp karamsarlıkla bitirmiş oluyor. Burada bu videomuzda Ulrich Beck'in kısaca risk toplumuna dair fikirlerini, düşüncelerini aktarmaya çalıştık. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir kanalıma abone olup destek olursanız sevinirim. Diğer videoları da izlerseniz sevinirim. Görüşmek üzere.